Öncelikle günaydın. AFAD Başkanlığı'nın Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen meslek içi diyoruz. Çünkü AFAD ailemiz bünyesinde yapmış olduğumuz bu etkinliği biz meslek içi olarak tanımlıyoruz. Çevrim içi deprem eğitimleri programına hoş geldiniz. 2 gün boyunca sürecek olan eğitim programımızda Türkiye Deprem Tehlike Haritası, AFAD RED programının kullanımı, depremlerin neden olduğu hasar ve etkiler ve afet psikolojisi konularında yaklaşık 1,5 saatlik her bir program için 1,5 saatlik sürecek bir eğitim çalışmamız olacak. Sonda söyleyeceklerimi başta söylemeyi tercih ediyorum. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Genelde meslektaşlarımız jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri ve diğer mühendislik gruplarından personelimiz, ailemizin bireyleri bir aradayız. Benim sizlerden bir de özel ricam olacak. Biz bunu her sene düzenliyoruz bu eğitim programlarını ama hani sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapmak istiyoruz bu çalışmaları. Onunla ilgili deprem konusunda, parantez içinde deprem konusunda neye ihtiyacınız, hangi eğitimi almak istiyorsanız bana yazarsanız sevinirim veya e-postama atarsanız sevinirim. Biz de programlarımızı, planlarımızı ona göre yapalım. Evet, değerli arkadaşlar, bugün bu ilk çevrim içi deprem eğitim programının ilk konusu Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve kullanımı. Bu konuda içimizden biri Sayın Doktor Nazan Kılıç sizlere konuyla ilgili eğitimi verecek. Kendisi uzun bir zamandır hem Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi hem de AFAD Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışıyor. Bu konularda gerek ulusal gerek uluslararası alanda çalışmaları var, sunumları var. Bu konunun uzmanlarından ve mevcut haritamızın da güncellenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda koordinatör olarak görev almaktadır. Biraz sonra kendisini dinleyeceğiz. Hani Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yapılışı, özellikleri, kullanımı ile ilgili bilgileri bize verecek. Bizler açısından, AFAD açısından önemli olan bir kısımda bir deprem olduğu zaman biliyorsunuz bizim iğme ölçer cihazlarımız var ülke geneline yayılmış. Oradan bir takım iğme değerleri alıyoruz. Türkiye Deprem Tehlike Haritası da bize bir iğme değeri veriyor. Bunları kıyasladığımız zaman hani hangi sonuçlara varacağız? Bunlarla ilgili de kendisi bizlere bilgi arz edecek. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Evet, İnşaat Yüksek Mühendisi Doktor Nazan Kılıcı, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve kullanımı konusunda kürsüye davet ediyorum. Buyurun Nazan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sunum görünüyor mu şu an? Herkese günaydın. Başkanımızın da tanıttığı üzere ben Nazan Kılıç, Deprem Dairesi Başkanlığı, Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu'nda inşaat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere sunumumda Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve interaktif web uygulamasını kısaca tanıtmaya çalışacağım. Ama öncesinde sunumuma ülkemizin önceki deprem bölgeleri haritaları hakkında kısaca bilgi vererek başlamak istiyorum. Ülkemizin ilk resmi deprem bölgeleri haritası 1945 yılında yayımlanmıştır. Daha sonra ülkemizin sismotektoniği hakkında bilgilerin artması, mühendislik sismolojisindeki ilerlemeler ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak bu harita 1947, 63, 72, 1996 yıllarında revize edilerek yeniden yayımlanmış ve son olarak da 18 Mart 2018 tarihinde Türkiye Deprem Tehlike Haritası adıyla resmi gazetede hepimizin bildiği üzere yayımlanmıştır. Bu yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şimdi bu haritayı tanıtmadan önce önceki deprem bölgeleri haritamız hakkında
Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1996 tarihli Türkiye deprem bölgeleri haritası önceki haritalardan farklı olarak olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemiyle 475 yıl tekrarlanma periyodu için en büyük gerilmesi cinsinden oluşturulan eş ivme kontrol haritası esas alınarak hazırlanmıştır. Bu haritada bu ivme değerlerine göre ülkemiz toprakları 5 farklı deprem bölgesine ayrılmıştır. Yerleşim birimlerinin hangi deprem bölgesinde bulunduğu uygulamada kolaylık sağlaması amacıyla aynı yıl bir kitapçık halinde yayınlanmıştır ve biz uygulamada bir yerin deprem bölgesini belirlerken bu kitapçıkta verilen bu yerin bağlı olduğu yerleşim birimi için bu kitapçıkta verilen bilgilere başvuruyorduk. Şimdi 1996 tarihli deprem bölgeleri haritamız ve yeni deprem tehlike haritamızın hazırlanmasında kullanılan olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemini kısaca tanıtmak isterim. Hepimizin bildiği üzere günümüz bilgi ve teknolojisiyle gelecekte olabilecek depremlerin yerini, zamanını, büyüklüğünü ve diğer özelliklerini önceden tam olarak kestirmemiz mümkün değil. Bu nedenle bu depremlerin etkilerini olasılık ve istatistik yöntemlerine dayanan bir yaklaşımla tahmin ediyoruz. Olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemi de ilk olarak Cornell tarafından 1968 yılında geliştirilmiştir ve bu yansıda bu yöntemin temel adımlarını görmekteyiz. Bu yöntemin ilk adımı sahamızı, seçtiğimiz sahayı etkileyebilecek deprem kaynaklarının yani sismik kaynakların belirlenmesidir. Bu kaynaklar nokta, alan, fay ve çizgi kaynaklar olarak modellenmektedir. Daha sonra bu sismik kaynakların her birinin deprem yaratma kapasiteleri tanımlanıyor. Bu adımda her bir sismik kaynak için farklı deprem büyüklüklerinin göreli sıklığını ve gösteren magnitüt teker ilişkileri tanımlanıyor. Gelecek deprem oluşumlarının olasılığını tahmin etmek için değişik stokastik modeller kullanılmakta. Cornell tarafından geliştirilen klasik dediğimiz olasılıksal sismik tehlike analizi yönteminde deprem oluşumlarının birbirinden bağımsız homojen Poisson sürecine uyduğu varsayılmaktadır. Daha sonra bu sismik kaynaklarda olabilecek depremlerin sahamızda yaratabileceği etkiler, azalım ilişkileri ya da yer hareketi tahmin denklemleri kullanılarak tahmin ediliyor. En son adımda ise bu sismik kaynaklarda meydana gelen tüm gelebilecek tüm depremlerin etkileri birleştirilerek seçtiğimiz yer hareketi parametresinin olasılık dağılımını gösteren sismik tehlike eğrileri elde ediliyor. Dolayısıyla seçtiğimiz yer hareketi parametresi için tek bir değer yerine olasılıksal sismik tehlike analiziyle bu yer hareketi parametresinin olasılık dağılımını elde ediyoruz. Belirli bir bölgede deprem riskinin belirlenmesinin ilk adımı bölgenin deprem tehlikesinin tahmini, ikinci adımı ise bu tehlikenin gerçekleşmesi durumunda meydana gelebilecek sosyal, ekonomik ve fiziksel kayıpların tahminidir. Bu nedenle deprem tehlikesinin güvenilir olarak tahmin edilmesi deprem risklerinin azaltılmasının temel adımlarından birisidir. İşte bu bağlamda deprem tehlike analizleri ve tehlike haritalarının geliştirilmesi ulusal deprem stratejimiz ve eylem planımızdaki hedeflerden birisidir. Şimdi 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın hazırlanmasından bu yana geçen sürede bilim ve teknolojik gelişmelere bir göz atarsak ülkemizdeki ve dünyadaki 2012 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Dirfay Haritası yenilenmiş ve 2017 yılında Türkiye Sismotektonik Haritası hazırlanmıştır. Deprem gözlem ağlarımız her geçen gün gelişmekte ve istasyon sayımız artmakta. Böylece
gelişen teknolojik cihazlarla meydana gelen depremlere ilişkin daha fazla ve hassas sismolojik veriler elde edebiliyoruz. Ve böylece meydana gelen depremlerin yerini, zamanını, büyüklüğünü ve diğer özelliklerini daha doğru hesaplayabiliyoruz. Aynı zamanda artan kuvvetli yer hareketi verileri de yer hareketinin tahminine ilişkin yeni modellerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Dünyada da bu alanda birçok çalışma yürütüldü bu zaman zarfında. Örnek olarak emme ve şehir projeleri kapsamında ülkemizin de yer aldığı bölgesel deprem tehlike haritaları üretildi. Sonuç olarak 1996 yılında hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın hazırlanmasından bu yana geçen süre zarfında gerek olasılıksal sismik tehlike analizi yöntemlerindeki gelişmeler, gerekse bu yöntemlerin ana bileşenleri olan deprem katalogları, deprem kaynakları, yer hareketi tahmin denklemleri gibi alanlarda yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar dikkate alınarak önceki haritamızın güncellenmesi için 2013 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Bir proje başlatılmıştır. Türkiye Sismik Tehlike Haritası'nın güncellenmesi projesi başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca Doğal Afet Sigortaları Kurumu da projeyi desteklemiştir. Projede AFAD, Boğaziçi Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden araştırmacılar ve akademisyenler yer almıştır. Ve projede farklı tekrarlanma periyotları için referans zemin koşulu VS30-760 metre bölü saniye esas alınarak en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı, 0.2 saniye ve 1 saniye periyotlarındaki spektral ivmeler cinsinden deprem tehlike haritaları üretilmiştir. Yönetmelik çalışmaları, proje çalışmaları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmalarına paralel olarak yürütülmüştür ve dolayısıyla bu haritalar güncellenen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile uyumludur. Deprem katalogları geçmişte olan depremlerin, meydana gelen depremlerin mekansal ve zaman içerisindeki dağılımlarını tasvir ettiklerinden deprem tehlike analizlerinde kullanılan önemli bilgi kaynaklarından birisidir. Bu projede de tarihsel ve aletsel deprem katalogları oluşturulmuştur. 1900 yılı öncesi deprem kataloğu oluşturulurken iki ana çalışmadan faydalanılmıştır. Bunlar Global Deprem Modeli inisiyatifi kapsamında hazırlanan Dünya Tarihsel Deprem Arşivi ve Kataloğu ile emme ve şehir projeleri kapsamında hazırlanan Türkiye Tarihsel Dönem Deprem Kataloğu'dur. Projede aletsel deprem kataloğu olarak Türkiye Sismotektonik Haritası Projesi kapsamında oluşturulan aletsel deprem kataloğu kullanılmıştır. Bu katalog 1900 ile 2012 yılları arasında Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelmiş ve büyüklüğü 4 ve daha büyük olan depremleri içermektedir. Bu katalogdaki farklı büyüklük türleri Kadirioğlu ve Kartal tarafından geliştirilen ampirik bağıntılar kullanılarak tek bir magnitüt ölçeğine, yani momentum büyüklüğüne dönüştürülmüştür. Ayrıca kümesizleştirme işlemi ve tamamlık analizleri yapılmıştır. Projede sismik kaynak modelleri olarak hem alan kaynak modeli hem de çizgi kaynak modeli kullanılmıştır. Türkiye kara sınır alanları için diri fay kaynakları olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen Türkiye Diri Fay Haritası veri tabanı projede kullanılmıştır. Projede kullanılan aktif sığ kabuk içi yer hareketi denklemlerinin belirlenmesi için Türkiye ve yakın benzer sismotektonik yapıya sahip Kaliforniya, İtalya ve Yunanistan kuvvetli yer hareketi
verileri derlenerek oldukça büyük bir kuvvetliler hareketi veri tabanı hazırlanmıştır. Daha sonra aday yer hareketi tahmin denklemleri bu veri tabanı kullanılarak farklı istatistiksel yöntemler ve hassaslık analizleriyle değerlendirilmiş ve bu veri tabanını en iyi temsil eden ve bu yansıda gördüğümüz yer hareketi tahmin denklemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Dalma batma bölgesi için ülkemizde kaydedilen kuvvetli yer hareketi verilerinin oldukça yetersiz olması nedeniyle bu bölgeler için yer hareketi tahmin denklemleri uluslararası çalışmaların sonuçlarına dayanarak belirlenmiştir. Farklı deprem yer hareketi denklemleri kullanılarak hem alan kaynak modeli hem de çizgisel kaynak ve mekansal düzleştirme sismik kaynak modelleriyle deprem tehlike analizleri yapılmış ve bu kaynak modellerine bu yansıda gördüğümüz farklı ağırlık alternatifleri verilerek sonuçlar birleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu birleştirilmiş sonuçlar değerlendirilmiş ve her iki kaynak modeline eşit ağırlık verilmesine karar verilmiştir. Türkiye Sismik Tehlike Haritası'nın güncellenmesi projesi ile ilgili detaylı bilgiler için proje dokümanını Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulamasından indirebilir ve inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritamız bu projenin sonuçları kullanılarak hazırlanmıştır. Önceki haritadan farklı olarak bu haritada deprem bölgeleri yerine 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmektedir. Ayrıca bu harita tüm Türkiye için tek bir zemin koşulu yani VS30'un 760 metre bölü saniye değeri için 760 metre bölü saniye eşit olduğu zemin koşulu esas alınarak hazırlanmıştır ve dolayısıyla yerel zemin koşullarının neden olabileceği sıvılaşma, büyütme, farklı oturma gibi tehlikeleri de bu haritamız içermemektedir. Şimdi burada önemli bir husus, Türkiye deprem tehlike haritası bir risk haritası değildir. AFAD koordinatında hazırlanan AFAD açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğüne baktığımızda deprem tehlikesi hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kaynaklanan yer hareketinin belirli bir yerde ve belirli bir zaman aralığında oluşma ihtimali olarak tanımlanıyor. Deprem riski ise deprem tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların meydana gelme olasılığı olarak tanımlanıyor. Bu tanımlardan yola çıkarsak, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın bir risk haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren bir harita oluşturmak gerekir. Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri hakkındaki kararı 18 Mart 2018 tarihli ve 30.364 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararnamenin ekinde yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile birlikte 50 yılda aşılma olasılığı %2, %10, %50 ve %68 olan en büyük yer ivmesi, kısa periyot için spektral ivme, 1 saniye periyot için spektral ivme ve en büyük yer hızı değerleri verilmektedir. İşte bu parametre değerleri esas alınarak hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritalarının web ortamında görüntülenmesi ve sorgulanmasını sağlayan bir interaktif web uygulaması geliştirilmiş ve e-devlet sistemi üzerinden hizmete sunulmaktadır. Bu yansıda bu interaktif web uygulaması web arayüzünün genel görünümünü görüyoruz. Şimdi sizlere bu interaktif web uygulamasını kısaca tanıtmaya çalışacağım ama öncesinde isterseniz bir önceki deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye Deprem Tehlike Haritası'ndaki yenilikleri özetleyelim. Yeni haritada deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmektedir. 1996 tarihli harita sadece 475 yıl tekrarlanma periyodu için en büyük yer ivmesi değerlerini temel alırken
Yeni haritalar farklı mühendislik kullanım alanları için 43, 72, 475 ve 2475 yıl tekrarlanma periyotları için en büyük gerilmesi, en büyük yer hızı, 0.2 saniye ve 1 saniye periyotlarındaki spektral ivme değerlerini içeren 16 farklı versiyonda üretilmiştir. Yine bir önceki deprem bölgeleri haritamız ile birlikte kullanılan kitapçık yerine geliştirilen interaktif web uygulaması sayesinde bu haritaların kolaylıkla kullanımı sağlanmaktadır. Bu interaktif web uygulamasına E-Devlet üzerinden ulaşabiliyoruz. Yine uygulamanın web adresi olan tdde.afat.gov.tr adresini tarayıcımıza yazdığımızda bize önce kimlik doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendiriliyor. Daha sonra gerekli girişi yaptıktan sonra da doğrudan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulamasına yönleniyoruz. Uygulamaya ilk defa giriş yaptığımızda ekranda bu yansının sol tarafında gördüğümüz kullanıcı bilgileri menüsü açılıyor. Biz bu bilgileri, bu menüdeki bilgileri doldurup yasal uyarıyı okuyup kabul ettikten sonra artık interaktif web uygulamasını kullanabiliyoruz.